Bakın Mevlana bir kıssa anlatır Mesnevi'de. Kervancıların konakladığı bir yerde yüklü develer, kervancılar istirahate çekilmişler. Develer de istirahat etsin diye. Bir iki tane affedersiniz haşa huzurdan fare gelmiş, develerin yularını tutmuş, çeke çeke develeri götürüyor. Koskoca develer üzerleri yüklü. Fareler develeri çeke çeke götürmüşler kendi deliklerinin ağzına. Bir kayanın diyelim böğründe bir delik. Fare deliği. Fare yulara asılıyor. Niye? Deveyi o delikten içeri sokmak istiyor. Yuvasının içine alacak onu, yükünü boşaltmak için. Uğraşıyor ki deve fare deliğine girsin. Bugün halimiz böyle Müslümanlar. Cenab-ı Hak ruhumuzu teşbihte hata olmasın. O kadar ulvi yaratmış, o kadar büyük yaratmış ki siz inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün sizsiniz buyuruyor. Ve bize imanı, İslam'ı, ihsanı yüklemiş bu devenin üstüne. Ruh devesinin üstüne bunları yüklemiş. Nefis faresi şimdi bu deveyi çekiyor. Kendi deliğinden, kendi yuvasına, dünya denilen yuvasına sokmak için deveyi iğnenin deliğinden geçirmeye uğraşıyor. Uyanalım artık ya. Uyanalım. Hepimizi Cenab-ı Hakk'a teslim edelim. O bizi cennete davet buyuruyor. Allahu yed'u ila darissalam buyuruyor. Allah sizi darissalama davet ediyor. Biz hala o deliğe girmeye uğraşıyoruz. Allah'ımızın davetine icabet edelim. Cennete açılan, cennete giden yola girelim. İhdine sıratal mustakim bunu istiyoruz. Ya Rabbi beni o yola lütfeyle, beni o yola nasip eyle. Sırat-ı müstakime nasip eyle. Nedir sırat-ı müstakim? Şeriat-ı garra, tarikat-ı Muhammediye, sünenat-ı seniyye. Sırat-ı müstakim bu. Başka bir yoldan gidilmiyor. Cennete, cemale, rızaya başka bir yoldan gidilmiyor. Cenab-ı Hak bizi bu yollarda muvaffak kılsın.